Merhaba ikizler burcu ve özellikle de yükselen burcu ikizler olanlar, Haziran 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Haziran ayına. 3 Haziran'da Merkür artık düz seyre başlıyor olacak Boğa burcunun 26 derecesinde. Sonrasında 13 Haziran'da ise sizin burcunuza gelmiş olacak. Bu sizin için çok önemli bir transit. Çünkü sizin hem yöneticiniz zaten Merkür, hem de 13 Haziran ve sonrasında size gelmiş olması hazır bu retroda yapmış olduğunuz bir takım iletişimsel problemler olduysa, yanlış ifadeden kaynaklı sorunlar yaşadıysanız ilişkilerinizde, işte tam da toparlayıcı nitelikte bir transit sizi bekliyor. Bu transitte 13 Haziran ve sonrasında özellikle daha ağırlıklı olmakla birlikte 3 Haziran'da böyle küçük küçük hani gözlemleri olursunuz, ancak 13 Haziran ve sonrasında çok daha sık hareket halinde olmak, iletişim trafiğinin çok yoğun olduğu bir döngü gösteriyor. Sık seyahatler gözlemleniyor olacaktır bu transitte ve sizin daha hani ön planda olduğunuz, sürekli iletişimde olduğunuz, geçmişte yapmış olduğunuz o iletişimsel problemler, pürüzler, yanlış anlaşılma, ifade ve bu tarz bir takım sorunlar olduysa ya da evrak belgelerle ilintili bir takım pürüzler olduysa, hazır burada bu transitte bunları düzeltme fırsatı da size sunacak bu düz seyrim. Ve Merkür birinci evinizdeyken aslında çok fazla ön planda olacaksınız. Bir şekilde iletişiminizde daha dikkat çekiyor olacaksınız. Kendinizi ifade etme, anlaşılma, düşüncelerinizi bir şekilde kabul ettirmek vesaire. Hani bu transitte sizi çok destekleyecektir. 5 Haziran'a geldiğimde Satürn artık geri harekete başlıyor olacak. Satürn'ün bu retro geri hareketi sizin 9. evinize gerçekleşecek. 9. ev yurt dışı, uzak ülkeler. Eğer bir vize başvuru döngüsündeyseniz ya da yurt dışına yerleşmeyi planlıyorsanız, bir yabancı dil öğrenme arifesinde ve bu konularla ilgili meşguliyetiniz varsa, ticaretle ilgili, ticaretle uğraşan özellikle yurt dışı işleri olan bir kişi ise ve uzun zamandır bir mahkeme dava süreciniz var ise, hukusal konular, mahkeme dava süreçleri vesaire, İşte bu konuların tamamı ile ilgili gündemlerinizi daha ağır ağır işlediğini, bir takım engellerle uğraştığınızı gözlemleyeceğiniz bir geri hareket. Burası özellikle kişinin adeta böyle bir şekilde yol alamadığını, çok ağır ağır her şeyin ilerlediğini, gecikmeler, engeller, pürüzler, sürekli aynı konuların tekrar tekrar üzerinden geçeceği durumlar, olaylar olabilir. Akademik yolda bireyler için üniversite hoca, tez dönemi, tez araştırmaları vesaire, hocalarla ilişkilerde yine tam olarak istediğiniz çıtayı yakalamakta zorlanabilirsiniz. Burası Satürn'ün geri hareketi aslında kişiye karşı eve odaklanması gerektiğini söyler. Bu daha sık iletişimde olmak, daha hani olayın tam yerinde, tam bir konunun en derininde sık iletişimde olmak. Her türlü evrak, belge ya da prosedürlerle ilgili durumlarınızda daha detaylı okumak, öğrenmek ve biraz da araştırmakla da ilgili. Yani kişi bir hamle yaparken, örneğin bir vize başvurusu düşünüyorsanız, daha araştırmak ya da işte üniversite ile ilgili, hocalarla ilgili pürüzlerde hani sizden daha deneyimli insanları dinlemek, yine araştırmak, öğrenmek, biraz duymak, diğer insanların telkin ve önerilerine kulak vermek adına daha yönelimde olmanız gereken bir transit. Burası özellikle bir mahkeme sürecini başlatmayı planlıyorsanız çok önermem. Çünkü iyi bir sonuca varmak adına daha engellerle uğraşabilirsiniz. Üniversite, akademik yola gitmeyi planlıyorsanız işte vize ya da bu tip başvurular adına da yine çok önerilmez Satürn'ün buradaki geri hareketinden kaynaklı. Evli bireyler için eşinizin kardeşleri, akrabaları ya da buradaki ilişkilerde bir takım gerginliklerin yine tırmanma ihtimali olan bir geri hareket sizi bekliyor olacak bu transitte. 12 Haziran'a geldiğimde, 12 Haziran'da Venüs ve Uranüs'ün bir kavuşumu gerçekleşecek sizin 12. evinizde. Biraz inzivai bir alan, içsel dünyanızda bir duygu krizini gösteriyor adeta. Kişi uzun zamandır ilişkilerindeki olan problem, pürüz ya da var olan gündemlerinde ani gelişen bir takım durumlar olabilir. Ama bu daha içsel bir kriz. Yani kişi doğrudan bir kişiyle bir kriz değil de daha kendi içsel dünyanızda bir krizi tetikliyor. Adeta kişi burada
kendi beklenti, isteği, arzuları, geçmişte mutlu olduğu şeyler, hani eskiden mutlu olduğu, keyif aldığı konularda artık o mutluluğu yakalayamıyor olabilir. Yani mutluluğun biraz değiştiği bir durumu da gösterir. Krizi gelişen içsel dünyanızda bir mutluluk arayışını da gösterir. Burada her halükarda kişinin kendi içsel dünyasındaki bir krizi gösteriyor. Bununla birlikte alma verme dengesidir. Yani kişi çok fazla verimkar. Hayatta hep böyle kendisi elini taşın altına koyan bir vizyonda ise buradaki bu dengesizlikten kaynaklı bir takım krizler de olabilir. Yani beklentinin karşılığını bulamaması ve bu bağlamda yine bir krizi tetikleyen bir kavuşum. 12 Haziran'da gerçekleşecek, artı eksi 3-4 gün bunu gözlemleyebilirsiniz. Kendi inzivai bir alanınızı gösterdiği için çok görünürde bir kriz olmayabilir. Kendi bir içsel, bir pasif agresif bir ruh halini gösteren bir kavuşum. 14 Haziran'a geldiğimde Yay burcunun 23 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin için çok önemli. Çünkü tam karşı eviniz olan 7. eviniz, yani ikili ilişkilerinizde bir dönüm noktasını gösteriyor. Adeta geçmişten bugüne ilişkilerinize takındığınız tavır ve tutumda bir vizyon kapanıyor olabilir. İlişkilerde halihazırda bir gönül ilişkiniz var ise, evliliğe taşınmayı planladığınız vesaire, burada bir kapanış da olabilir. Bu illa ayrılmak ya da ilişki koparmak gibi değil. Evet, böyle de olabilir ama ilişkinin bir tık öteye taşınması, işte sözden nişan, nişandan düğüne gibi bir tamamlanma ihtimalini, hani bir tık öteye taşıma ihtimalini de gösteren bir dolunay ve anlaşma, sözleşme imzalamayı planlayan bir bireyseniz, burada bir anlaşma imzalamak, kağıt, evrak, belge üzerinde artık hani bir konuyu resmiyete dökmek adına da bir etki sunacak. Çocuklu bireyler için ikinci çocuğunuzun hayatıyla ilgili bir takım neticelenen durumlar olabilir. 23 dereceye baktığımızda derecesi Velik sistemde Jiyesan Akşatrası'na denk geliyor. Batı sisteminde Rasal Sabit Yıldızı'na denk gelen bir derece. Burada biz bu dolunayı yaparken çok fazla korunma hissi içerisindeyiz. Yani kendimizi garanti altına almayı planlıyoruz. Bu nedenle ikili ilişkilerde örneğin evliliğe taşınması adına artık daha soğuk, daha net, daha radikal bir yapımız olabilir. Hani eğer evlenmeyeceksek hani bu ilişkinin noktadayım gibi, ya da var olan gündemlerde daha soğuk, daha kendimizi koruma altına almak adına yapacağımız bir dolunay, bir neticelenme. Ve burası işin içerisinde biraz itici bir kuvveti de gösteriyor. Yani kişi kendi sürekli içinde bir itici kuvvetle yapıyor olabilir. Şemsiye ile ifade edildiği için Jiyesan Akşatrası, yani kişinin kendini koruyacağı, kendi benliğini çok ön planda tutacağı, kendi arzu, istek ve beklentilerinin çok daha ön planda olacağı bir dolunay enerjisi. Ve burası aynı zamanda kişinin adeta ilişkilerini şifalandırmak adına da bir dönüm noktasını gösteriyor. Yani bu şifa kendinizi şifalandırıyor da olabilirsiniz. Karşı tarafı şifalandırmak adına da bir netice olabilir. 23 derecede bir gezegeniniz var ise bu aslında o konunun daha hani teferruatlı derecesi, etkisi, gündeminin hayatınıza nasıl sirayet edeceğini daha net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Sonrasında ilerliyorum. 15 Haziran'a geldiğimde Mars ve Şiron'un bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum önemli, çünkü 15 Haziran'daki bu kavuşum sizin arkadaşlar, hayattaki hayal ve beklentileriniz neyse, idealleriniz neyse, hayallerinize ulaşmak adına adeta yaralarınızı sarmak, şifalandırmak. Ve burası böyle Şiron'un yaralı şifacı olduğu için adeta kişi hayallerinde ve beklentilerindeki o yaralarını sarmak adına bir savaşçı olacağını da gösterir. Kişi kendi hayallerini şifalandırmak, kendi hayallerine kavuşmak adına bir savaşçı, bir mücadeleci olacağı bir kavuşum. Ve 15 Haziran ve civarı günlerde arkadaşlık ilişkilerinde biraz birilerini yaralıyor olabilirsiniz. Bu birilerini yaralamak size çok da hani etkilemiyor olabilir. Yani kişi kendini yine çok düşünüyor. Biraz kendine dönük bir etki var. Kendi yaraları, kendi şifalanması, kendi benliği çok fazla ön planda olabilir. Ve burası kişinin dediğim gibi kendi hayallerine ulaşmak adına, şifalanmak adına, kendi hayallerindeki o yolda
biraz saldırgan bir doğada da olma ihtimalini gösteren bir etkide gerçekleşiyor. Burası kariyerden gelen gelirleriniz, iş hayatı ile ilgili gelirlerinizde beklediğiniz, umduğunuz, istediğiniz bir gelir var ise bunu elde etmek adına da biraz hırslı olma ihtimaliniz mevcut. Ve bu hırs biraz sizin hani sağınızda solunuzda bir şeyleri kırıp döküyor olabilirsiniz. Fazlaca hedef odaklı olabilirsiniz bu 15 Haziran ve civarı günlerde. 29 Haziran'a geldiğimde Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Maddi kaynaklarınız ve finansal konularda güzel yenilikleri gösteriyor. Ve bu yeni bir iş, yeni bir gelir ya da hanenizde uzun zamandır beklediğiniz bir paranın gelme ihtimali mevcut. Sağ kolunuzmuş gibi kıymet verdiğiniz bir dostunuz da hayatınıza dahil oluyor olabilir. Kişi yeni bir dost, yeni bir arkadaş da hayatına dahil oluyor olabilir. Ama burası doğrudan maddi kaynaklarınızla ilintili olduğu için kişinin yeni bir geliri, yeni bir iş olabilir. Örneğin uzun zamandır bir iş arıyorsanız yeni bir iş fırsatı da kapınızı çalıyor olabilir bu transitte. Bu yeni ayda böyle bir etki de yine mevcut. Derecesine baktığımda Vedik sistemde artıran akşatrasına, Batı sisteminde Mirzam sabit yıldızına denk geliyor bu yenilik. Maddi kaynaklarınızla ilgili yapacağınız bu yeni hamlede biraz böyle fırtınalı bir duygu halinde olabilirsiniz. Yani o para benim olsun, o iş benim olsun gibi biraz mücadeleci, biraz fırtınalı bir istek ve arzu olabilir. Kişi burada bir haber alarak onun akabinde harekete geçiriyor, adeta yol alıyor olabilir ve bu şekilde bu maddi kaynağı, bu yeni iş, yeni geliri hayatına taşımak istiyor olabilir. Ancak burada biraz böyle fırtınalı bir duygu hali, hani ben onu istiyorum, tuttuğumu koparacağım gibi bir duygu halinde olma ihtimaliniz de yine mevcut gözüküyor. Böyle bir etkiyle gerçekleşen bir yeni ay. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Haziran ayı sizin için. Evcep değer hesaplamalarında yağmur iz esması çıkmış. 117 defa her gün hadi edince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşça kalın.